Herkese merhaba. Bugün biraz Rönesans heykel sanatından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu seri çalışmamda Giotto'dan başlatıp ressamlara biraz baktık. Çünkü aslında Rönesans döneminin eserleri, ilk eserleri daha çok resim üzerindendi. Ama artık şimdi yavaş yavaş Donatello'dan bahsedeceğimiz için bir sonraki videoda Rönesans heykel sanatını ayrı bir videoda anlatmak istiyorum. Şimdi aslında Hümanizm düşüncesinden en çok beslenen sanat dalı Rönesans dönemi için heykel sanatıdır. Hatırlarsanız ilk videoda demiştik ki bir ortaçağ insanı kendini asla ayrı bir birey olarak değil de bir ırkın, bir partinin ya da bir loncanın ya da soylu bir ailenin, soylu veya soysuz işte neyse, herhangi bir bütünün parçası olarak görüyordu. İşte heykelin de aslında gelişimi tam olarak buna paralel olarak ilerliyor. İleride zaten örnek olarak da göstereceğim. Biz artık yüzyıllar boyunca sadece bir devasa, heybetli bir mimarinin ufak bir parçası olarak heykel çalışmalarına rastlarken artık sokaklarda çeşmeleri süsleyen ayrı ve bağımsız heykeller görmeye başlayacağız. Yani nasıl ki insan kendini bir toplum içinde adlandırmaktan öteye hümanizmle beraber geçip kendini artık bir birey olarak tanımlamaya başladıysa, heykel sanatı içinde heykel de bir bütünün parçası değil de artık bağımsız bir sanat eseri haline geldi bu dönem. Yine belki de resme göre biz antikitenin incelenmesini ve bunun sonuçlarını heykelde daha fazla görmeye başladık. Çünkü biz resimde yani bunları arka planda bir sütun başlığından ya da antik Roma, antik Yunan'a öykünen mimari yapılardan görüyorken, artık biz heykelde direkt olarak antik Yunan tanrılarını aratmayacak heykeller görmeye başladık. Mesela biz Michelangelo'nun Davut'una baktığımızda bir peygamberden çok bir Yunan heykelini görüyoruz. Bunun da zaten en büyük nedeni yoğun bir şekilde araştırılan antik kaynaklardır. Bununla beraber biz artık heykelde ideal insan kavramına rastlıyoruz. Bu resme biraz daha sonra girecek. Aslında resme girişi de heykelden etkilenmesinden sonra olacak. Çünkü bahsettiğimiz gibi Fra Angelico ya da Donatello ile özellikle çağdaş olan ressamların çoğu Donatello'nun yaptığı heykellerden etkileniyordu. Ve onun heykellerini aratmayacak figürleri resmine ekliyordu. Bu yüzden de biz aslında düşüncesel olarak gelişmenin en fazla belki de heykel sanatında kendini gösterdiğini görüyoruz. Şimdi aslında şöyle başladı Rönesans heykelinin gelişmesi. Özellikle San Marco Manastırı'nın bahçesinde ve yine özellikle Medici ailesinin koleksiyonunda bir sürü Roma heykeli vardı, Yunan heykeli vardı. Ama zaten aslında bizim gördüğümüz bir Apollon heykeli bile Roma döneminde yapılan kopyalardır. Yani Yunan'dan elimize kalan çok az sayıda heykel. Yani kısaca Floransa'da zaten böyle bir ortam olduğunu resim sanatından beri biliyoruz. Hep bir atölye ortamı var, bir usta var ve onlarca çırağı var. Yani biz Da Vinci ve Botticelli'nin belki de bu atölyelerde sıra arkadaşı olduğunu biliyoruz. Olay şöyle ilerliyordu. Onlarca öğrenci başlarındaki ustasıyla beraber artık kendi atölyesinde veya San Marco Manastırı'nın, özellikle dediğim gibi heykeller toplandığı için burada, bahçesinde çalışma fırsatı buluyordu. Antik Yunan heykellerinin birebir onlarca kopyalarını çıkarıyorlardı. Ki çoğu heykeltıraşta zaten, özellikle Michelangelo mesela, Lorenzo de Medici tarafından bu San Marco Manastırı'nın avlusunda keşfedildi heykelleri kopyalarken. Onun daha ayrıntısında çok tatlı bir hikaye Michelangelo'yu anlatırken geleceğim. Şimdi aslında ilk olay yaratan heykelimiz Donatello'nun Davut heykeli. Donatello'nun Davut heykeli Tevrat metnine tamamen sadık kalmış bir Davut imajı çizer bize. Yani Michelangelo'nun Davut'un düşündüğünüzde aslında buna çok uzaktır, ki bu çok doğaldır. Çünkü çok daha erken, yani aslında Rönesans heykelinin ilk örneklerindendir. Bu heykelin çok olay yaratması da çıplak olmasındandır. Tamamen cılız bir erkek çocuğu, ama zaten cılızlığı Tevrat'ta da vurgulanır Davut'un. Ama çıplak olması gerçek anlamda çok ciddi problemlere yol açacak Donatello'nun heykeli. Şimdi amaç ve sanatçıların kaygısı insan vücudunu kudretiyle ve kusursuzluğuyla anlatmak. Yani insanlar buna çabalıyor. Sanatçıların tek çabası bu. Ağırlıklı olarak dini figürler heykel sanatını konusudur. Tevrat ve İncil'deki kutsal sahneler heykel sanatını konusudur. Ama bunun yanında aslında hümanizmin daha yoğun etkilediği bir
tür daha vardır. Bunlar da soyluların atlı heykelleri. Biz hiçbir şekilde daha önceden herhangi bir atlı heykele rastlamıyorken ve bir kral ya da dini figür dahi değilken herhangi bir soylunun, mesela Cosimo, Duke Cosimo, Floransa, Senyörler Meydanı ortasında bir devasa bir atlı heykel vardır. Bunun gibi birçok atlı heykele rastlamaya başlayacağız. Teknik olarak birazcık daha biz aslında sabit figürler görüyoruz. Birazcık daha böyle uçuşan, rüzgarın, gölge ışık efektlerinin gireceği heykeller çok daha gelişmiş bir şekilde barok heykelle karşımıza çıkacak. Yani biz stabil ve adeta dramatik bir poz veren duruşlar görüyoruz. Herhangi bir hareket yok. Davut heykelini ekrana koyuyorum. Gördüğünüz gibi tamamen bir duruş. Ama bunun aksine vücutta evet bir hareket olmasa da, bir poz verilmiş edası olsa da çok yoğun mimik betimlemelerine rastlarız. Yine örnek olarak Davut'u göstereceğim. Çünkü aslında Rönesans heykelinin en kusursuz örneği olduğu için çoğu örnek buna zaten uyum sağlıyor. Bu yüzden de Davut'un işte o Goliath'ı öldürmeye karar verdiği anı, o kuvveti biz gözlerinden, çatılan kaşlarından görebiliyoruz. Yani çok güçlü mimik betimlemeleri var Rönesans heykelinde. Ve mimikten öte an, yani bir an aslında hareket anı olmasa da duygusal açıdan bir an betimlemesi Rönesans heykelliğinde dediğimiz gibi mevcut. Yine tabii ki artık yüksek Rönesans'a doğru, barokta çok daha fazla örneğini göreceğiz ama yüksek Rönesans'a doğru çok yoğun mitolojik heykeller üretilmeye başlanıyor. Yani düşünün aslında en baştan birkaç yüzyıl öncesinde sadece atıyorum Notre Dame Katedrali'nin dış cephesini süsleyen ufak bir heykel parçasıyken birden biz Venüs'ü görüyoruz, Venüs heykellerini görüyoruz. Ondan sonra Neptün çeşmesindeki heykeli görüyoruz mesela Floransa'daki. Onun dışında bir mitolojik olarak, hikaye olarak Sabin kadınlarının kaçırılması heykeli vardır yine Floransa'da. Ya bunlar gibi bir sürü biz artık yüksek Rönesans'ta, yani geç Rönesans'ın sonlarına doğru diyeyim, mitolojik konulu heykellerde bol bol görmeye başlıyoruz. Hatta Rönesans resminden belki de daha fazla mitolojik konular heykelin konusu olmaya başlıyor. Benim genel Rönesans heykeli üzerine söyleyeceklerim bunlar. Yine karşılaştırmalı olarak bir ortaçağ heykeli, yani bir kilise cephesindeki bir heykeli ve Rönesans dönemi heykelini karşılaştırarak aklıma gelen, unuttuğum bir şey olursa o zaman eklerim. O zaman karşılaştırmaya geçelim. Heykel sanatının tıpkı bir ortaçağ insanı gibi bütünden bağımsızlaşmasını Paris'teki Notre Dame Katedrali üzerinden örneklendirerek anlatmaya çalışacağım. Bunun için de Paris, bu yani katedralin orta kapısı, ortadaki ana büyük kapısı olan son yer kapısındaki figürleri göstereceğim. Burada heykeller bu dönemde dediğimiz gibi bir sokakta yer almıyordu ya da bir çeşmeyi süsleyen heykeller görmüyorduk. Yalnızca gotik mimarinin ögeleri şeklinde karşımıza çıkıyordu bu dönemki heykeller. Ben bu örnekte dediğim gibi ortadaki son yargı kapısını ele alıyor olacağım. Çok fazla ikonografisine girmeyeceğim ama buna son yargı ismini de vermesinden anladığımız gibi kompozisyonda iblislere rastlayabiliriz, meleklere rastlayabiliriz. Aynı şekilde burada bir şan, bir zafer tahtına oturmuş İsa'yı merkezde görüyoruz. İki yanında da bu hac yoluna, İsa'nın çilesine atıfta bulunan diğer figürler var. İşte hacı, yani çarmıhı elinde taşıyan melek ya da iki yanda Aziz Yahya ve diğer yanda da işte Meryem'i dua ederken görüyoruz bu kompozisyonda. Yine diğer taraflara baktığımızda, yani tepe kısımlarına baktığımızda burada melek figürleri, iblis figürlerine rastlayabiliriz. Çünkü son yargı işte nedir? Bir yanda bir cehennem havası varken, korkunç bir hava varken diğer yanda da aslında huzura erişmiş, yani cennet tasvirini görüyoruz. Burada da zaten burada sıraya girmiş insanlar varken karşı tarafında yine iblislerin arasında çileye gidecek, yani aslında cehenneme gidecek biraz daha çirkinleştirilmiş figürler görüyoruz. Biraz daha uzaklaştığımızda aslında kapının her yanında belki de yüzlerce figür, yüzlerce heykel olduğunu görebiliriz. Burada çeşitli azizlerin, çeşitli peygamberlerin, çeşitli azizelerin heykelleri var. Bu kapıyı süsleyecek konumdalar. Ama ayrıca biz mesela bir sokak ortasında yinelediğim gibi sürekli bir Aziz Matta'ya, herhangi bir Aziz'in heykeline rastlamıyoruz. Sadece tek kaygı bu gotik katedraller, özellikle Orta Çağ boyunca gotik katedrallerden söz edeceğimiz ve söz ettiğimiz için de bunları süsleyen figürlerden öteye gitmiyor bunlar.
Rönesans'a geçtiğimizde artık tamamen yapıdan bağımsızlaşan heykeller görmeye başladık. Örneğin şu an karşımızda duran Verrocchio'nun Davut heykeli gibi. Davut heykeli olduğunu nereden anlıyoruz? Cılızca bir oğlan çocuğu görüyoruz. Ayaklarının dibinde kesmiş olduğu Goliath'ın, dev Goliath'ın başı var. Ve zaten bunun Davut olduğunu bize söyleyen kaynaklar, yine sanatçının kendi yazdığı kaynaklar da var. Yani gördüğünüz gibi aslında bir önceki örnekte bu Davut heykeli belki bu kapıda ya da başka diğer gotik mimarilerde bir bütünü süsleyen ufacık bir parçayken ve hatta belki gözümüze bile çarpmayan bir parçayken, biz artık bunları sarayların, soyluların yaşadığı yerlerin avlusunda görüyoruz. Bunların işte siparişini veren sponsorların, patronların yaşam alanlarında görüyoruz. Ya da atıyorum sokaklarda adım başı gördüğümüz çeşmeleri süsleyen figürler olmaya başlıyor. Yani dediğim gibi tıpkı bir ortaçağ insanı gibi bütünden bağımsızlaşıyor. Heykel de bir kimlik kazanmaya başlıyor Rönesans döneminde. Bir diğer örneği de Verrocchio'dan seçmek istedim. Çünkü Rönesans'ın biraz daha erken dönemlerinde eserlerini verdiği için bir Michelangelo'nun Davut'u kadar biz bir kusursuz insan tasvirine rastlamıyoruz. Yani aslında bir tık daha ortaçağ heykeline üslup olarak daha yakın bir heykel. Tabii ki de alakasız. Tabii ki de bir ortaçağ gotik mimari heykelinden sıyrılmış bir heykel. İkonografisine girmeyeceğim. Şüpheci Thomas ve İsa'yı görüyoruz bu heykelde. Yine bunun gibi pek çok atlı heykeli artık Rönesans'la beraber rastlamaya başlıyoruz. Tabii ki de ilk yapan Donatello olacak. Gattamelata atlı heykeli diye geçecek. Soyluların olsun, kralların, düklerin ya da komutanların, askerlerin, biz önemli kişiliklerin artık atlı heykellerini meydanlarda adım başı belki de görmeye başlıyoruz Rönesans döneminde. Donatello ile de beraber artık Rönesans heykelini birazcık daha sanatçının kişilikleri bağlamında, sanatçılar bağlamında inceliyor olacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım net anlatabilmişimdir anlatmak istediklerimi. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.